Bir damlalık alalım. Yapıştıralım. Yumuşak gilden Olaf'ın kafasını yapalım. Sınırlı üretim Elmer's yapıştırıcısı her türlü şey için kullanılabilir. Öğrenciler bir sınava giriyorlar. Bakalım ödevde ne yapmışsınız? Kaybolmamaları için sayfalara yapıştıracağım. Sessizce oturun. Birazdan dönerim. Hadi biraz gürültü yapalım. Ayak uydurun. Ah şu yaramazlar. Yapıştırıcıyı fark etmediler. Nedir bu gürültü? Olamaz. Elsa sandalyesini kontrol etmedi. Ah, yapışmak mı? Ona yardım etmeliyiz. Bu bizim suçumuz. Çocuklar Elsa'ya yardım etti. İyi ki yapıştırıcı kurumamıştı. Biraz kırtasiye malzemesi alalım. Bu havalı bir kalem. Çubuğu alalım. Kısaltalım. Mavi daha iyi. Çizgiler ekleyelim. Türden bir kar tanesi keselim. Biraz yün. Örelim. Neredeyse Elsa gibi. Nancy bir karlar ülkesi hayranı. Sonunda evdeyim. Bir sürü dersim vardı. Sırt çantası çok ağır. Kedicik, beni özledin mi tatlım? Bekle, ödevimi yapmam gerek. Kız yazmaya başladı ama kedicik onu rahatsız ediyor. Tam masanın üzerine atladı. Biliyorum. At kuyruğumu seviyorsun. Bunu daha sonra bitireceğim. Hadi oynayalım kedicik. Onu yakalayamazsın. Zeki bebek. Çöp tenekesinde parçalar var. Plastik kapağı keselim. Silikon tabancası gövdesi yapalım. Çubuğu kullanalım. Silikon çubuğunu dolduralım. Gitmeye hazır. Huxley ve Tink akşamlarını deney yaparak geçirdiler. İşe yaramaz iksir. Etkisi yok. Belki gizli bir bileşen eklesek. Ne? Daha iyi bir planın var mı? İşte başlıyoruz. Olamaz. İksirleri patladı ve evin bir kısmı çöktü. Eyvah! Bu kötü bir fikirdi. Ne yaptınız siz? Ailemiz yakında geri dönecek. Bunu düzeltin. Ama nasıl? Yapamam. Bu hiçbir şey. Silikon tabancam yardımcı olacak. Zor değil. Ben başlayabilirim ve sen de yardım et. Wednesday kuleyi yapıştırmaya başladı. Tink de yardım etti. Yaşasın. Ebeveynleri gelmeden önce her şeyi düzelttiler. Tık tık. Buzdolabında ne var? Şeffaf folyo. Bir parça keselim. Yapıştırarak küçük bir klasör yapalım. Bir klips ekleyelim. Karlar ülkesi çıkartmalarıyla süsleyelim. Bir boyama sayfası ekleyelim. Artık bu kağıt uçup gitmeyecek. Elsa hasta. Ama yine de çalışmak zorunda. Hadi bugün öğrendiklerimizi gözden geçirelim. Elsa, öğretmenimiz kötü görünüyor. Bir pencere açıldı. Belki de izin almalısınız. Evet, gidip evde dinleneceğim. Yaşasın, ders yok. Gitmeyin, artık sizin öğretmeniniz benim. Zavallı Elsa'nın yerine bakacağım. Yeni bir konuya başlayalım. Peki hiç ders yapmasak? Hay aksi, dosyaları karıştırmışım. Bunda boyamalar var. Tamam, hadi boyayalım. Şimdi alacağım. Burnum. İşe yaradı. Kalemlerinizi alın ve işe koyulun. Her zaman böyle dersleri istiyoruz. Tabii ki çok sık değil. Malzemeleri hazırlayalım. Gri Eva kağıdından bir kapı keselim. Taşlarla süsleyelim. Kenarları süslemeyle kaplı. Bolca kar. Kayışları sabitleyelim. Kapağa kar taneleri çizelim. Buz mağarası sırt çantası hazır. Anne kızına bakıyor. Tatlı rüyalar tatlım. Henüz uyumak istemiyor musun? Öyleyse hadi oynayalım. En sevdiğin oyuncak hangisi? Ama küçük kızımız yaramaz. Ablası okuldan döndü.
Hey. Seni çok özledim. Bebek bu sıra dışı sır çantasını sevdi. Birisi buz mağaramı sevmiş. Hadi bebeklerle oynayalım. Yeni evine hoş geldin Barbara. Anne mutlu. Kızı çok eğlendi ve uykuya daldı. Sır çantan bize yardım etti. Atölyeye taşıyalım. Arka duvarları mavi eva kağıdıyla kaplayalım. Köşelerde kar tepeleri var. Strafordan bir taht yapalım. Simli buz küplerine saralım. Yerde buz fayansları. Aa, soğuk. Daha da çok buz. Tahta giden bir yol yapalım. Buzda lüks taht odası. Orada kim yaşıyor? Memnun Grinch tahta oturdu. Ben Arendel'in kralıyım. Kes şunu. Odama bakabilirsiniz. Noel ağacımı sevdiniz mi? Havalı. Ve işte tahtım. What? Burada oturmayı hak ediyorum. Bu çok saçma. Misafirleri korkuttun. Git buradan. Hayır, gitmeyeceğim. Tatlım, gitmeliyiz. Teşekkürler Grinchella. Elsa sonunda çocuklara tahtını gösterdi. Çocuklar gelin bir dilek tutun. Ne istiyorsunuz? Aa, anlıyorum. Benim dileğim... Tamam. Peki ya senin Sonic? Lola'dan daha hızlı koşmak. Dileklerini tutuyorlar. Onların gerçekleşmesini umuyoruz. Aa, bu kumaş kullanışlı olacak. Parçayı keselim. Sven, burada mısın? Aa, zavallı şey boynuzlarını kaybetmiş. Kapağı takalım. Vay canına. Bir Sven kalem kutusu. Hayalim. Anna okula Sven'le birlikte geldi. Sınıfta yanımda dur. Anna, sınıfa hayvan getiremezsin. Anna. Büyük anne Adam sonu izliyordu. Sadece küçük bir büyücülük. Yeğimiz gitti. Vay canına. Bir kalem kutusuna dönüştü. Buna izin veriliyor mu? Tamam. Hadi sınıfa gidelim. Dersleri başladı. Öğretmen ödevi açıklıyor. Burası benim yerim. Vay canına. Havalı bir kalem kutusu. Bu yeni bir şey. Yeni konuyu yazın. Bir kız havuç atıştırmaya karar verdi. Birdenbire kalem kutusu hareket etti. Ve bir geyiğe dönüştü. Sven havucun kokusunu aldı. Eyvah. Plan bu değildi. Keyfine bak. Anna, seni uyardım. Sadece havuç istiyordu. Ne kadar tatlı. Tamam. Biraz kalabilir. Lalilo ilham aldı. Başyapıt bitti. Bu fırça kullanışlı olacak. Kalemi temizleyelim. Ucu çıkaralım. Bir çubuk çizelim. Kalemi bir yayla saralım. Yumaklar. Üç boyutlu kalemimiz sağlam bir şekilde sabitlendi. Kabloyu bağlayalım. Hadi yapalım. Bugün hava sıcak. Kum ayaklarını yakıyor. Bu güneş dayanılmaz. Kendimi pek iyi hissettirmiyor. Hey, uyan. İyi misin? Evet, kum çok sıcak. Bir şey düşünelim. Üç boyutlu kalemim var. Kardan adam işe koyuldu. İşte şık platform terlikler. Dene onları. Terliklerini giydi. Kum artık onu rahatsız etmiyor. Arkadaşlar sahilde piknik yaptılar. Plastik bir parça seçelim. Bir musluk yapalım. Kar tanesiyle süsleyelim. Hadi deneyelim.
Ve işte kalemi mükemmel açtı. Bu kız takılmış. Scooter'ında eğlendi ve arkadaşını aradı. Selam, Nancy Nancy'de aşık olduğunu biliyor muydun? Tatlım, ödevini yapma zamanı. Telefonu bana ver. Bir saat içinde seni kontrol edeceğim. Aa, bugün biraz tembellik var. Aa, çok sıkıcı. Bu salyangoz bana bir fikir verdi. Tabii ya, tüm kalemlerin ucunu kırabilirim. Yazacak bir şey olmayacak. Bugün ders yok. Nasıl gidiyor? Hiçbir şey yapılmıyor. Bütün kalemler kırılmış. Hmm, şanslısın. Daha yeni otomatik bir kalem tıraş aldım. Bak, kalemin yine sivri. Aa, şimdi ders çalışmak zorunda kalacağım sanırım. Aa, kim Lalita'nı ziyarete geldi? Bir antistres canavarı. O ve Olaf'ın konuşacak çok şey olacak. Bir peruk yapalım. Bu kardan adam modaya uygun görünüyor. Olaf çok yorulmuş ve dönüşte kuaföre gitmeye karar vermiş. Makyaj ruh halini gerçekten iyileştirdi. Senin için özel bir şey seçeceğim. Hmm, birkaç dal. Sorun değil ama. Peruk kullanmamız lazım. Topuza ne dersin? Hayır, sevmiyorum. Belki bir bob. Olamaz. Çılgın ve sıkıcı olmayan bir şeye ihtiyacımız var. Bir antistres saç modeli. Aa, bana yakıştı. Stilist ne yaptığını biliyor. Bir blister paketin parçalarını alalım. Köpük kağıttan halkalar yapalım. Çiçek desenli bir karton kağıda yapıştıralım. Hadi renklendirelim. Bu gökkuşağı popit bitkisi gerçekten çok özel. Bahçıvanlık Anna'nın yapmayı sevdiği şey. Bütün gününü burada geçirebilir. Sulama ve budama bitkiler için çok iyi. Vay canına, bir geyik ziyarete geldi. Bütün çalıları yemişler. Bütün emeğin boşa gitti. Bunu nasıl yaparlar? Onun üzgün olduğunu gören bir geyik ona bir popit getirdi. Çok eğlenceli bir oyuncak ve çok rahatlatıcı. Anna ve Elsa krallığın belgelerini karıştırıyorlar. Bu kağıt işinden çok yoruldum. Ve bu kağıt yanı küçülmüyor bile. Hanımlar, neden üzüldünüz? Bir fikrim var. Bu gizemli kutunun içinde ne var? Olaf, seni küçük düzenbaz. Bununla oynamayı bırak. Buna ihtiyacımız olacak. Baloncuklu naylonu katlayalım. Kenarları kapatalım. Yastık neredeyse hazır. Sadece elyafla doldurmamız gerekiyor. Aynı şekilde bir yatak yapalım. Olaf, baloncuklu naylondan yapılmış bir yatağın keyfini şimdiden çıkarıyor. Sahile gitmek için sabırsızlanıyorum. Bir bavul hazırlamamız gerekiyor. En güzel elbiselere ihtiyacım olacak. Bu elbise kokteyl partileri için. Bununla sabaha kadar dans edeceğim. Kötü hava nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi. Olamaz. Neden? Böyle haberler beni strese sokuyor. Anna, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Tatilim mahvoldu. Böyle bir durum için bir şeyim var. Bu baloncukları patlatmak çok eğlenceli. Gerçekten rahatlatıcı. Hadi birlikte yatağa atlayalım. Bir yastık savaşı harikalar yapabilir. Yaşasın. Bu çok eğlenceli. Kış gelince Anna üzülüyor. Yeşillikler çok azaldı ama bu saksıyı kurtardım. Sıcak havaları çok özledim. Anna, bahar geliyor. Benim sihrim seni biraz neşelendirebilir. Çimleri keselim. Bitkilerin kokusunu solumak çok güzel. Olaf da çimenleri görünce mutlu oldu. Bir şablon kullanarak plastik bir ambalajın üzerine bir kar tanesi çizelim. Bir modelleme aletini ısıtalım ve bu şekilde şekillendirelim. Dokulu bir kar tanesi köpük kağıt şeritlerle çevrili.
Daha soğuk bir renge boyayalım. Woo! Buzdan yapılmış gibi görünüyor. Elsa bir terapisti görmeye geldi. Krallığı yönetecek kadar sabrım kalmadı. Oturun. Thank you. Şimdi bana daha fazlasını anlatın. Yatamıyorum bile. Her şey beni rahatsız ediyor. Konsantre olamıyorum. Bekleyin. Bir çözümüm var. Bu baloncukları patlatın. Gerçekten yardımcı oluyor. Okay. Peki bu popitlere ne dersiniz? Pekala, oyuncağı patlatmaya devam edebilirsin. Elsa bu fikri beğendi. Sonunda sinirlerim düzeldi. Teşekkürler, siz harika bir terapistsiniz. Bye. Elsa büyüsüyle tam bir kar fırtınası yaptı. Hayvanlar için olan su kabını boyayalım. Tutkal sürelim ve üzerine sim serpelim. Maymucuklar suda ıslanınca büyür. Suyla dolduralım. Ve işte banyo hazır. Anna bir spa'ya geldi. Bana ne önerebilirsiniz? En iyi masajdan istiyorum. Birazdan sizin için hazır olacağız. Anna bir kanepeye oturdu. Dergi okuyarak biraz zaman geçirmeye çalıştı ve uykuya daldı. Ama bu bekleyiş bitmedi. Of, daha ne kadar beklemem gerekiyor? Burada müşteri hizmetleri korkunç. Müşterilerimiz her zaman mutlu ayrılıyor. Burada her zaman antistres banyosu yapabilirsiniz. Vay canına, hep baloncukların içinde yüzmeyi hayal etmişimdir. Aa, ne güzel. Resmen bulutların üzerindeyim. Süngerleri sadece bulaşık yıkamak için kullanmıyoruz. Taht yapmaya ne dersiniz? Bu alışılmadık bir seçim değil mi? Bu çift deniz atı tahtının arkası olacak. Süngerden bacaklar yapalım. Kenarları ekleyelim. Ne muhteşem bir taht. Merhaba, beni özlediniz mi? Tüm yeni şeyleri önce ben deneyeceğim. Bir krallığı yönetmek kolay bir iş değil ama buzdan bir tahta saatlerce oturmak daha da zor. Elsa okumaya kendini o kadar kaptırdı ki sırtının nasıl ağrıdığının başladığını fark etmedi. Ah, sırtım. Olaf, buradayım. Vay canına, senin derdin ne? Taht yüzünden sırtım ağrıyor. Olaf seni kurtaracak. Bir dakika. Bir kardan adam ona yeni bir taht getirdi. Wow. Otur. Aa, bu ne? Sünger mi? Çok yumuşak ve kabarık. Bu ortopedik taht sırtım için çok iyi. Elsa o kadar rahatladı ki uykuya daldı. Merhaba majesteleri. Uyuyakalmış gibi görünüyor. Bu uyuyan güzelin üzerine battaniye örteceğim. Kalın kartan üzerine bir tablo çizelim. Çizime göre keselim. Dikdörtgen parça masaüstü olacak. Boyama kitabı parçalarını keselim. Bütün masayı kapladı. Boyamak çok eğlenceli değil mi? Mobilya tasarımlarını deneyelim. Bebeklerin çizmesini kolaylaştırmak için boya kalemlerini keselim. Dışarıda kar fırtınası başladı. Fırtına o kadar güçlü ki ayakların üzerinde durmak çok zor. Hava korkunç. Bütün bu kar beni strese sokuyor. Isınmak için eve döneyim. Hem de hemen. Anna ıslak kıyafetleri çıkardı ve rahatlamak için boyamaya karar verdi. Parça parça tüm sorunları ortadan kalktı. Aa, en sevdiğim masa. Üzerinde çizim yapmak, meditasyon yapmaktan daha iyi. Bir yelpazeye ihtiyacımız olacak. Kağıt pipetler buraya gelin. Onları keselim. Aa, küçücük bir esinti bile hareket etmesini sağlıyor. Elsa ve Olaf parkta dinlenip dondurma yiyorlardı. Güneş çıktı. Sıcaklık dayanılmazdı. Of, en sevdiğim dondurmamdı. Tadını bile çıkaramadım. Olaf çok üzüldü. Hadi daha serin bir yere yürüyüşe çıkalım. Yolda bir balon satıcısına rastladılar. Belki sana bir şeyler alabiliriz. Evet, Olaf esintiyi sever.
Bu ventilatörü istiyorum. Thank you. Bir cam şişe için bir etiket keselim. Bu bal çok lezzetli. Bekle, yoksa slime mı bu? Ayı slime'ın kokusunu aldı ve bütün şişeyi yedi. Aç hayvan tatlı bir slime'a dönüştü. Ne harika bir gün. Günü cam kenarında okuyarak geçireceğim. Ama bu sadece başlangıçtı. Birdenbire gök gürültüsü duydu. Ve şimşek gördü. Ve yağmur yağmaya başladı. Aman Allah'ım, çok korkutucu. Aa, ne yapacağım? Bir bakalım. Belki çekmecede bir şey vardır. Aa, ayım. Hemen sarılıp sakinleşeceğim. Anna'nın dikkati dağıldı ve fırtınanın sona erdiğini fark etmedi. Pencerenin dışında bir gökkuşağı belirdi. Güneş yeniden parlamaya başladı. Bu tür havaları çok seviyorum. Aa, sünger diskosunu kim başlattı? Beyaza boyayalım. Gözleri çizelim. Bir gülümseme ekleyelim. Bu siyah düğmeler şirin görünüyor. Olaf bir arkadaş buldu. Elsa uyuyamıyor. Zavallı kız okuyup kar tanelerini saymayı denedi ama yine de uyuyamadı. Belki de Olaf'ı aramalı. Kardan adam uykuya dalmam için bana bir peri masalı okur musun? Okey. İşe yaradı. Elsa sonunda uykuya daldı. Bu yumuşacık kardan adam ona buradan göz kulak olabilir. Kar kraliçesi sabaha kadar uyudu. Aa, ne kadar yumuşak bir kardan adam. Şimdi sana kitap okumama izin ver. Anna doğayı sever ama kuaföre gitmeyi gerçekten umursamıyor. Hadi saçlarını muhteşem gösterelim. Mavi göz farı gözlerini öne çıkarıyor. Eteği keselim. Mini etekler moda. Anna birkaç zincir almaya koştu. Onları eteğe asalım. Yırtmacı yapay elmaslarla süsleyelim. Ağır ayakkabılar kıyafetin geri kalanıyla havalı görünüyor. Anna büyülü bir ormanı keşfediyor. Ne tuhaf bir yer. Büyülü bitkiler ve güzel ışıklar. Bunun kalenin hemen yanında olduğuna inanamıyorum. Bu kapı nereden geldi? İçeride ne olduğunu görmek istiyorum. İçinden geçti ve modern şehir Lolly Town'da kendini buldu. Vay canına, neredeyim ben? Her şey değişmiş. Kıyafetleri bile. Dikkatli olacağım. Hanımefendi, sizi izliyorduk. Harika bir tarzınız ve harika bir yürüyüşünüz var. Yetenek yarışmamıza katılmalısınız. Teşekkürler. Katılacağım. Bye. Elsa da değişiyor. Artık uzun elbiseleri ve uzun saçları yok. Ona gümüş bir etek yapalım. Kar tanesi desenli çorapları, pastel ayakkabıları ve inci gerdanlığı var. Elsa kendine benziyor. Ne güzel bir gün. Fırtına bitti. Bak Elsa, gözlerim kapalı yürüyebiliyorum. Gizemli bir portala rastladı. Aa, sihirli bir kapı. Vay canına. Ne harika bir keşif. Hadi keşfedelim. Ne tuhaf bir yer. Pardon, neredeyim ben? Bu hangi yüzyıl? Pekala. Burası Lolly Town ve 21. yüzyıl. Vay canına. Gelecekteyim. Nasıl bir yer olduğunu görmek istiyorum. Olaf Elsa'yı takip ediyor. Bir parça kalın kartonu pembeye boyayalım. Kurutalım. Bu masa karma karışık. Temizlememiz lazım. Artık tüm kağıtlar tek bir yerde. Kürdandan yapılmış siyah bir kalem önemli belgeleri imzalayabilir.
Bu modelleme sözleşmesi şöhretin anahtarı olabilir. Yetenek yarışması zamanı. Önce bir jimnastikçi sahneye gelir. Ancak yetenekleri jürileri etkilemez. 0 puan. Neden? Mayolara izin verilmez. Zavallı kız oradan uzaklaştı. Sırada bir balerin var. Ama yeterince pratik yapmadı ve sadece 20 puan aldı. Palyaço da pek iyi yapmadı. Hareketlerini daha keskin yapabilirdi. Kötü puan alıyor. Sonunda sırada Anna var. Şarkı söylemeye başlar başlamaz jüri üyeleri büyülendi. Sesi çok güzel. Kazanan o olmalı. 100 puan. Teşekkürler. Çok yeteneklisin. Hemen sözleşmeyi imzalayalım. Bizim için mükemmelsin. Yaşasın. Hadi yapalım şunu. Göz damlasından çıkan bu kapağı bir fincan kahveye çevirebiliriz. Starbucks etiketiyle kaplayalım. Bir kılıf ambalajdan bir kapak yapalım. İçecek tutucusunu küçültmek için yere vuralım. Artık aynı anda birden fazla içecek taşıyabilirsiniz. Saat 3 mü? Eyvah! En sevdiği kafeye gitti. Büyük bir fincan ekstra güçlü kahve istiyorum. Çok hızlı içeceğim. Uyandım. İşe gidebilirim. Modelleme kilinden bir mikrofon yapalım. Bir modelleme aracıyla şeritleri ekleyelim. Kapatmak için boyalı bir kapak ekleyelim. Mikrofonu açalım. Standı sarmaşıklara saralım. Kızlar soyunma odasına gider. Yerlerinizi alın. Anna makyajını yaptırıyor. Çok gerginim. İyi bir iş çıkaramayacağım. Hadi ama harika yapacaksın. Destek için teşekkürler. Artık son hazırlıklar. Vay canına. Mikrofonunda gerçek çiçekler var. Mükemmel. Ve onu tekrar güzelce karşılıyorlar. Güzel sesi herkesi kendine aşık eder. Harika iş çıkardın Anna. Seni ayakta alkışlıyorum. Eski paketlerden bir MacBook yapalım. Açalım. Basılı bir dizüstü bilgisayar resmiyle kaplayalım. Bu yepyeni bir MacBook. Elsa'ya işinde gerçekten yardımcı olacak. Elsa yepyeni bir tasarım projesi üzerinde çalışıyor. Ama yoruluyor. Dizüstü bilgisayarı nasıl döktü? Hayır. Hoşça kal bilgisayar. Onu tamir ettirmem gerek. Elsa Apple mağazasına gitti. Güle güle eski dizüstü bilgisayar. Yenisini alacağım. Merhaba, biri bana yardım edebilir mi? Merhaba Elsa. Uzun zaman oldu. Bir iş buldum. Burayı çok seviyorum. Güzel. Bir MacBook seçmeme yardım eder misin? Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. İşte sahip olduklarımız. En yenisine ne dersin? Elsa gümüş bir MacBook seçti. Artık çok hızlı çalışabiliyor ve hatta eğlenebiliyor. Basılı bir şablondan bir otobüs oluşturalım. Pencereleri siyah plastikle kaplayalım. Ve Anna'nın çıkartmalarını ekleyelim. O artık ünlü. Tekerlekleri keselim. Artık parlama zamanı. Anna konserden sonra soyunma odasına geri döndü. Ne rahatlık ama. Başardım. Saçını düzeltirken yapımcı içeri giriyor. Sen bir yıldızsın. Tüm dünyanın seni duymaya ihtiyacı var. Senin için bir sürprizim var. Benimle gel. Kızların yanına dev bir tur otobüsü yanaşır. Buna inanamıyorum.
Hepsi benim için mi? Evet, bütün dünyayı göreceksin. Teşekkürler. Anna bir dünya turuna çıktı ve tüm büyük stadyumlarda biletleri tüketen gösteriler sergiledi. Ne şirin bir sandalye. Plastik tabanı gümüş kumaşla örtelim. Astar olarak yumuşak suni kürk ekleyelim. Elsa'nın mobilyaları mükemmel. Elsa ünlü bir tasarımcı. Markasının adı Frozen. O her zaman meşgul. Bu elbise tasarımını diğerleriyle birlikte duvara asacağım. Ah, çok çalışıyorum. Mola vermeye ihtiyacım var. Hayır, hala bu elbiseyi bitirmeliyim. Elsa bize senin gibi şık olmamızda yardım et. Pekala. Hadi birkaç kıyafet seçelim. Kızların hepsi değişti. Artık kanepede rahatlayabilir ve moda hakkında sohbet edebilirler. Sayfaları küçültmek için keselim. Sayfaları yerleştirelim ve defteri süsleyelim. Elsa stüdyosunda çok çalışıyor. O çok meşgul. Programını düzenlemeye çalışırken not defteri tükendi. Yeni fikrimi nereye yazabilirim? Vay canına, meşgul görünüyorsun. Al bu yeni not defterini. Tüm planlarını içine yazabilirsin. Teşekkürler Olaf. Artık ne yaptığımı tamamen biliyorum. Kalın karton üzerine bir ödül yapalım. Altın bir albüm. Ödülü özelleştirmek için etiketleri ekleyelim. Ödülün etrafını kaplamak için çerçeve yapalım. Bu altın disk büyük bir başarıdır. Asistanı içecek getiriyor. Susadın mı? Evet, teşekkürler. Aa, ziyaretime gelen mi var? Sürpriz. Ne güzel bir gün. İlk altın albümünü alıyorsun. Satışlar harika gidiyor. Herkes sana bayılıyor. Anna bu ödülü aldığı için kendisiyle gurur duyuyor. Ona her baktığımda bana cesur olmamı ve kalbimi takip etmemi hatırlatacak.